Marmaris turizminin kalitesini yükseltmek için Marmaris Belediyesi'nin yanı sıra bölgede bulunan sivil toplum örgütlerine ve oda temsilcilerine de büyük roller düştüğünü savunan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, oda başkanlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Acar, "Biz Marmarisliyiz, Marmaris'in geleceği bizi ilgilendiriyor" diyenler, "Bazı işler lafla olmuyor, aklınızı başınıza toplayın ve memleket için yüreğinizi koyun" dedi. Yönetici olmanın hakkını versinler. Hangi odaysa kendisine bağlı olan tüm üyelerinin adam olması için, olmayanları kastediyorum, düzgün ticaret yapması için, ayıplı mal satmaması için, turisti dolandırmaması için, olmadık yerlerde durup da taksici, minibüsçü diye keyfi hareket etmemesi için, masalarını koyup da büfelerin, tezgahlarının, duraklarının önlerinde oyun oynayıp insanları gözleriyle taciz etmemeleri için sorumluluklarını üstlensinler. Bunu el birliğiyle yapacak. Esnaf odası hangi odaya bağlıysa, ticaret odası, gitsinler dolaşsınlar esnaflarını. Sahte malzeme satan insanlara, dükkanlara siz işinizi düzgün yapın diyeceğine gidip de ilgililere ziyaret edip bizim esnafımızı rahat bırakın ya bilmem ne demeyi bıraksınlar. Öyle prim yapılmaz bu memlekette. Oda başkanlarıyla Marmaris'in turizmi için konuşmak istediklerini söyleyen Acar, telefonlarımıza cevap vermiyorlar. Oysa bizim kapımız herkese açık dedi. Ben bir vatandaş olarak, bırakın belediye başkanlığını, hangi seçim olursa olsun ben taraf olmak bir vatandaş olarak benim de hakkım. Ben durduğum yerde hiçbir kimsenin işine karışmam. Siz buradaki esnaf ve yaşayanların, bu kente zarar veren insanların mevcut durumunu, pozisyonunu değiştirmedikten sonra hiçbir şey elde edemezsiniz. Bizim tek sorunumuz Marmaris'teki hizmet kalitesinin düşük olması diyen Acar, 3 gencin kendisinin makamına gelerek çalıştıkları yerden maaşlarını alamadıklarını ve bu da yetmezmiş gibi tekme tokatlarla çalıştıkları işletmeden atıldıklarını söylediğini ifade etti. Marmaris'in tablosu bu. Bunları ben mi yarattım? Sesleniyorum Marmaris'teki yetkili izleyen arkadaşlara. Teknelerin hali 3 liraya 5 liraya tur satılıyor. Kakalak gibi tekne dolu. Bunları ben mi yenileyeceğim? Nerede bunların bağlı olduğu birim? Oda yetkilileri. Nerede şoförler odası? Şoförleri ıslah edecek adamlar. Artık arz-talep dengesi iflas etmiş diyen Acar, Marmaris ve beldelerinde bulunan esnafların fazla olduğunu ve bölgenin bu durumu kaldırmadığını söyledi. Güçleri yetiyorsa birileri karar versin, kapatsınlar dükkanlarını, turist getirmesinler. Kalitesiz turist deniyor. Her ürünün bir alıcısı vardır. Siz bu ürünü bu fiyatla sunarsanız o alıcı gelir. Hiç ahkam bir anlamı, bir alemi yok. Bu memlekette herkes eşini bırakmış, herkesin derdi Ali Acar olmuş diyen Acar, bazı kesimlerin tek derdinin Ali Acar yönetimine karşı çıkmak olduğunu söyledi. Acar ayrıca Marmaris Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Şoförler Odası yetkililerinin esnafı savunmak için ilgili makamlara yapmış oldukları ziyaretleri de eleştirdi. Yasaya uymayan, kuralları tanımayan bu tarz işletmecilere karşı da memleketin, ben de basından izledim, hayretle izledim, gidip bu insanlara, kuralsız, kanunsuz iş yapan insanlara sahip çıkması veyahut da destek oluyor görünmesi. Ayıptır bunlar. Herkes şapkasını önüne koyması gerekir. Oturulan koltuklar hiçbir kimsenin babasının malı değil, benim hiç değil. Ama herkes işini gücünü bırakmış bu memlekette belli bir kesim. Parti içi muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyorum, belli insanlar. Bunun dışındaki belli kesim, sivil toplum örgütleri, bazı insanlar tutmuşlar. Sırf hesap, siyaseten Ali Acar yönetiminin karşısında mücadele etmek. Görüyorum ki bütün dertleri Ali Acar.